Evet. Selamünaleyküm değerli sporcularım, antrenörlerim ve liderim. 9. canlı yayında tekrar salı günü bir araya geldik. Ramazan'da hepinizin Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah Ramazan'ımız iyi geçiyordur. Ramazan'da haftada bir ders yapacağız. Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum aslında. Sporcular şimdi beni iyi dinlerlerse. Tabii sadece bizim sporcularımız bunu antrenmana katıldığını düşünmüyoruz. Bütün arkadaşlar Face'ten yaptığımız için diğer insanlar da katılacaktır muhakkak. Onun için derste ben çok yoğun ders yapınca hakikaten sıkıntı oluyor benim için de. Yoğun kısa yapacağım, sonra sayacağım. Sanki biz sizin başınızda gibi hazır mısınız diyeceğim. Okey işareti koyacak hazır olan sporcu. Okey koyunca hazır diyeceğim. O tekniği ben sayarak yaptıracağım. Hem bu ara ben daha az şey yapmış olacağım. Bugünkü derste 5 tane kişi var. Bir de kan kuşumuz var. Uzun bir katamız var. Onun için çok yormak istemiyorum kendimi. Dayanamıyoruz artık. Bizim vücudumuz artık yeterli değil. Onun için sporculardan ben antrenman yaparken oturacağım. Anlatırken dersi hazır mı izlediğiniz zaman okey koyarsanız ben o tekniği sayarak size yaptıracağım. Tabii kendim önce yapacağım muhakkak öğreteceğim ama sonra artık siz yapıyorsunuz ben sayıyorum diyeceğim. Bu şekilde antrenman yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Haftaya olacak desteğe ilgili sorusu olan varsa Bilal'cim hoş geldiniz. Şu an seni görüyorum. Bilal ekranda. Daha doğrusu görmüyorum. İsmini görüyorum. Evet. Yavaş yavaş ısınmayı yaptım ben. Yumruklarla başlıyoruz. Sporcularımı görmek istiyorum. Okey diyen sporcu yok mu? Seyreden sporcular görmek istiyorum. Evet, ben başlıyorum. Şimdi bir şey açıklayayım önce. Kamerada ters gösterdiği için sağ sol gösteriyor. Hocamız biri uyardı beni bugün. Evet. Uyardı. Ben de mevası solu anlayın diye bayrağı diktim ki sol taraf bu taraf yani sol bu taraf. Şey, ekranda sağ gözüküyormuş, ters gözüküyormuş. Evet, yumrukları buradan bu şekilde uygulama yapalım. Sol kolu uzatıyoruz. Önce yumuşak. Karınla. Bu arada sporcularımız hazır okey işareti koysunlar. Biraz daha sayacağım çalışmalara. Sert. Niyonuz 2 ile devam edeceğiz. Sebahattin'cim izliyor beni. Dostum, arkadaşım. Sebahattin'cim hoş geldin. Gizem Çam izliyor. Evet Gizem'im. Derslere katılıyor musunuz? Okey işareti koyun. Birazdan sayacağım dersleri. Ona göre sayarak yapacağız. Kata öğreneceğiz. Biliyorsunuz katayı bilenler önemli noktalarını anlamaya çalışacaklar. Bilmeyenler de öğrenmiş olacaklar. Sebahattin'cim. Görüşeceğiz inşallah bayramdan sonra. Şimdi niyoz yüküğü vuralım. Sonra sayacağım niyoz yüküğü. Haydi. Evet, şimdi ben sayıyorum siz yapıyorsunuz. Niye yazık ki hazır mıyız arkadaşlar? Sonra niye yazık ki buradan sonra sükuke yapacağız. Yine ben yapacağım. Evet Gizem izlemiyorsun çalışıyorsun. Başladın mı kızım? Evet niye yazık ki sayıyorum 10 tane. Hadi. Eca. Ney. Sali. Şey. Go. Rago. Şeyç. Hac. Ko Jo. İnşallah Sebahattin'im. Şimdi tamam. Evet, insan izlemesin şey Süleyman katılsın derse. Şimdi arkadaşlar Suki Uke Şto
Baraj şeklinde yapacağız. Bakın yavaş yavaş ekran karşısında yapıyorum. Suki'yi geçelim karşımıza. Yani pozisyondayız. Sol kol önde. Sağ elle yumruk vur. Uki al. Yusashi da shi. Shitobarai. Suki. Yusadashi. Shitobarai. Suki. Yusadashi. Shitobarai. Suki. Yusadashi. Shitobarai. Ayaklarım gözüküyor herhalde. Evet. Suki uke. Shitobarai. Evet. Tek sayı daha. Taya. Niya. Taya. Sorry. Taya. Shia. Taya. Go. Raga. Pia. Change. Taya. Ha. Go. Tia. Jo. Hayya. Evet, ben dinlenirken Hakan Hocam geldi. Hakan Hocam hoş geldin. Selam hocam benim. Nursen Hanım seyrediyor. Nursen ta seyretmesin. Seyretme demeyin ne olur. Çocuklar çalışsınlar. Şimdi az önce yaptığım tekniği sanki ben sizi görüyorum gibi düşünün. Hocanız derste Suki. Suki vurduğum kolu aynı kolla uçuyor ki. Üsadaşı da tekrar Gedanbarai şeklinde boynumuzu aşağı inerken Shitobarai. Yani Gedanbarai ile Shitobarai arasında fark illa açık olması aynı. Evet. Sayıyorum. Suki, Uke, Shitobarai. 10 tane yapıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi. Eca! Nia! Tekniği bitmesini bekliyorum. Sali. Chia. Go. Ses duyuyorum. Kiyaylar çıksın kiyaylar. Raga. Chicha. Haja. Ko. Jo. Sağ olun Nurten Hanım. Evet. Bu tekniğine bir iş olduk. Şimdi yeni tekniği yine burada anlatacağım oturduğum yerde. Sonra yerime geçip oradan daşısı ile birlikte yapacağım. Klasik. Shiho Enpi Uchi. Shiho neydi? Dört. Dört yönlü dirsek vuruşu. İlk vurduğumuz teknik sağ veya solla başlayabilirsin sorun değil. Genelde hep solla alıştık. Solla başlıyoruz. Agi Enpi Uchi ile başlıyoruz. Birazdan tarif edeceğim de burada yakın tarif edeyim. Sonra yana koltuk altından çıkıyor eli bak buradan. Yoko Enpyushi. Daha eskiden sükaşı yapardık böyle giderek. Şimdi son zamanlara direkt vurun diyorlar. Direkt vuralım şimdi. Diğer tarafa Yoko Enpyushi'yi göstereceğim zaten birazdan. Geriye bakarken boşta gel tarafında geri doşuna Enpyushi kokus taşı. Yani birinci teknik Zengu taşı. 2 3 Kiba taşı. 4 kokus taşı. 3 tane klasik taşı. Recep'im hoş geldin. Recep Makroğlu. Evet, Şevru izliyor diyor ama herhalde şey Tuğçe izlemiyordu. Tuğçe yapıyordu herhalde değil mi dersi? Evet. Şimdi önce ben yapacağım. Sonra yine size sayacağım. Siz de yapacaksınız. Bu tekniği öyle bitirmiş olacağız. Önce beraber yapacağız. Yine beraber yapın. Bir de tekrar size aynı tekniği çalıştıracağım. Siz benim gibi yorulmazsınız. Güçlüsünüz maşallah. Evet. Şimdi burada yapıyoruz bunu. Sağ ile başlayalım. İstersek Joe Şikite bunları hep yapabiliyoruz tekniği. Yani Şikite yapabilirsin Joe olarak. Agi Enpyuchi. Sola baktım. Kibadaşı'na geçiyorum. Yoko Enpyuchi. Sağ tarafa baktım. Dedim ya daha önce ayaklara bakın sükaşı yapabiliyorduk ama şimdi yapmayacağız. Son zamanlarda imtihan komisyonları sükaşı istemiyorlar. Vay ya! Yoko Enpyuchi. Bu hep boştaki elle yapıyoruz. Yani yaptığımız elle yapmıyoruz. Sıradaki elle. Bakın elimi Şikite yapıyorum. Çekiyorum. Geri doğru bakın. Şuraya bir geri bakıyorum. Ve koku sudaşı da tekniği içermiş oluyorum. Evet. Sağ ile yapalım şimdi. Yavaş yavaş. Agi Puchi. Yoko Puchi. Düşün ki öğreniyor yani. Bilmiyor sporcu. Öyle düşünün. Yoko Puchi.
Şuru MP3'i. Şuru geriye doğru. Evet, AG MP3'i yükselen dirsek vuruşu. Roko MP3'i yana dirsek vuruşu. Yine Roko MP3'i yapıyoruz, yana dirsek vuruşu. Şuru MP3'i geriye doğru dirsek vuruşu alanına geliyor. Evet. Şimdi solla yapalım tekrar. Biraz daha sert yapmaya çalışalım. Rast. Niye? Rast. Sana rast. Şey. Hikay. Bağırıyorsunuz hikay. Yanayır. Sağıyla. Rast. Niye? Rast. Sanmayın. Rast. Şey. Niye? Evet. Tekniği birazdan tek sayede yapacağım. Hakan hocam seyrediyorsa hocam sol tarafımı görüyor musunuz? Sol taraf hocam. Hocam uyardı beni bugün. Sol tarafını sağa görmüş. Evet, sol tarafım burası yani. Ekran ters gösterdiği için. Evet. Tekniği anlamayan yok. Tek sayede normal tempoda yapacağım. İki sefer sert yaptıktan sonra sayacağım. Bu ara çalışın siz. Dinleyen, tabii dinleyin benimle birlikte ama. İnşallah çalışıyor herkes. Boşuna konuşmuyordur. Evet. Heh, başladı mı? Hemen okey alsınlar. Evet. Solla başlıyoruz. İsteyen direkt girebilir ama ben 3 almak için bak buradan. Ya! Sol! Sağ! Sağ! Sol bir sağ yapacağım ben peş peşe. Sonra size sayacağım. Evet. Sol sağı yapıyorum. Beraber mi size? Başladığım zaman başlayın siz de. Cömertle seyrediyor hocam. Seyretmesin, çalışsın. Hadi arkadaşlar, hacim ediyorum. Bir sol bir sağ. Cimey! Ayya! Siz de ufak bir dinlenebilirsiniz ama sayacağım, yaptıracağım. Gördüm. Evet hocam. Hakan hocam. Sebahattin Bacak hocamızın arkadaşımız sanırsınız. Yani çok iyi ayakları vardı, bacakları. Meşhurdu bacak zaten soyadı. Size selamım var. Evet, İhsan Bektaş. Evet. Cömert. He, Cömert. Aferin Cömert. Evet. Şimdi arkadaşlar hazırız inşallah. Dinlendiniz. Nefeslerin derin nefes alın. Korku diyoruz ya. Büyük nefes. Burnunu alıyoruz. Ağza veriyoruz. Evet. Yusuf Kara. Yusuf Kara hoş geldin canım benim. Abdullah Ataş. İşime gelin milli takımda sporcumuz. Hoş geldin aslanım. Katıl derse. Evet. Nasıl bulursa haftaya dersim kumite olacak yine. Her derste biliyorsunuz önceki yon bir hafta kumite, bir hafta kata yapıyorum. Geçen hafta kumite yapmıştık. Bu hafta kalkışıyor. Zor bir kata, uzun bir kata yapacağız. Bayağı sıkıntı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Canlı yayın her zaman herkes tehlikelidir yani. Yapacağınız hareketi düzeltme şansınız yok. Orada kayda geçiyor. Ola ki bir hata yaparız. Katada da bir hata yapabiliriz ya. Dalarız bir yerde, o kataya geçebiliriz ya. İnsanız. Şanlı öyle hata yapmadı. Yapmayız herhalde. Ama yapabiliriz de. Canlı yayının şeyi yok. Kayıt değil bu. Tekrar bir daha çekip bir daha veremiyorsunuz. Onun için evet, zor. Arkadaşlara konuşuyorum ben. Canlı yayın hakikaten zor. Evet, şimdi sayıyorum. Hazırsanız solla başlıyorsunuz. Söylüyorum. Şiho MP3'i. Haluk'cum hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Hazır. Önce tekrar sayayım. Solla başlıyoruz. AG MP, Yoko MP, Yoko MP, Şuru MP. Tek tek sayıyorum. Sonra tek sayıda sayacağım. Sonra hacimeli bitireceğiz tekrar. Bu tekniği bitireceğiz. Hazır. Solla başlıyoruz. Eca. Niye? Soli. Çiya. Go. Toplan. Sağ ile başlıyorsun. Eca. Niye? Soli. Çiya.
Yani iyi toplan. Şimdi solla tek sayıda yapıyorsun. Sayıyorum. İç diyorum. Solla bütün tekniği yapıyorsun. Dört tekniği birlikte. Sol ayakla başlayıp. Hazır. Dört teknik. İça. Yani. Sağıyla takriben duruyorum. Aşağı yukarı bitme zamanına duruyorum ben. Şimdi sağıyla. İça. Yame. Şimdi nefeslerini şöyle bir ufak nefes alın. Sol sağ hacim az önce yaptığımız gibi tekrar siz yapıyorsunuz. Benden çok çalışmanız lazım. Hazır. Cime. Yame. Yas Bey. Şu anda doğru zamanda bitirmişiz. Evet, dinleyiniz çocuklar. Arkadaşlara biraz bakayım ben. Evet. Evet, devam ediyoruz. 5 tane kiyonumuz var. Bir de kanku şok hatasını detayına anlatarak öğretmeye çalışacağım. Halikçiğim benim gençlik arkadaşım. Aynı köyde yaşadık, aynı büyüdük. Evet. Evet, sağ ol Halikçiğim. Sporcular nefeslensin. Kalkıyoruz şimdi. Evet. Şimdi tekniği anlatacağım. Hem yavaş yavaş hem yapacağız. Önce bu yakın mesafede anlatayım. Şuradan şu açıdan. Sonra yerimi geçip adımlama yaparız. Evet. Ageden barayı maitey. Ayo okey. Yaguzuchi Agepuch Tetsui Teisho. Evet. Bir de buradan yapalım şu açıdan. Sonra adımlama yapacağız. Geri geri gideceğiz. Biliyorsun bizim ne şu geri geri hareketimiz var. Hagen Amaray Maite. Değil mi? Jo Agi Okey de olabiliriz. Direkt Agi Okey de gideceğiz. Sorun yok. Agi Okey. Karın yanında. Yakuzuki. Şikite. Agepuchi. Buradaki Agenpuchi Agioke şeklinde düşünün. Tetsu'yu Hayashoda'na düşünün. Teisho vuruyoruz. Evet, açık el içi. Açık elin topu. Yamei. Adımlama yapacağım birazdan. Göstermek için yapıyorum. Hadi tek adım yapıyorum şu an. Evet, Gedanbara yaptıktan sonra arkadaşlar. Jo Agioke, yine Agioke. Hayashoda'na düşünün burayı. Yaguzuki. Shikite Agenpuchi. Aynı elle Tetsu'yu, ters elle Teisho. Tekrar geri gidelim şimdi burada. Jo, Agioke, Yaguzuki, Agenpuchi, Tetsu'yu, Teisho. Evet, tekniği anladık herhalde. Tekniği şimdi biraz daha sert tutmaya çalışacağız. Samurai Maite. Evet. Agi okey. Yaguzuki. Agi Empuchi. Tetsu. Teisho. Jo. Agi okey. Yaguzuki. Agi Empuchi. Tetsu. Teisho. Geri gidiyorum şimdi. Biliyorsun arkadaşlar ben kiyolarımda genelde salonda çok nadir Maite'den bana dönerim. Burada da hem değişik olsun diye hem değişik derken kumitecilerin ve katacılar çok işine yarayacağı bir şekli yapmaya çalışıyorum. Yine geri giderken Jo Hagioke Yaguzuki Tetsu'yu vurduktan sonra Teisho. Tek sayıda iki hareket. Jo Hagioke Yaguzuki. İkinci sayıda Tetsu'yu Teisho bitiriyorum. Tekrar geri gidiyorum. Bir Yaguzuki Agenpuchi Tetsu Teisho. Bir kez daha gidelim. Tek sayıda. Jo Yaguzuki Agenpuchi Tetsu Teisho. İleri gidiyoruz. Tek sayıda. Sakin olalım biraz. Eş. Tap. Ney.
yamayı. Hocam Ayşe de başlamış sizle yapıyor. He. Babasının telefonundan girmiş. Dur maşallah. Şu an sayacağım, seyret bakayım sen. Keşke bunu şey yapabilseydik, böyle sporcuları kontrol edebilseydik. Doğru da efendim. Evet, can diyor. Işte, Ayşe, tamam. Şimdi arkadaşlar, yani seçtiğim kombinleri genelde, tabii kombinlerin tümünde, yani seçmeseniz de, klasik karatede de, bütün kombinlerin içerisinde hepsi katada var. Ama birebir olmasa da çoğunu katalara, salonda sporcular da bilirler, katalardan bölümler yaparım. Örneğin bizim derslerimizde, Sabahattin canım, sağ ol canım benim. Hocam, hocam kolay gelsin. Sağ ol Dilek Hanım. Şimdi hep kata günümüzde atak kata bölüm çalışması yaparız ayrıca. Kiyon günü de genelde kataların bölümlerini küçük küçük kiyonlar halinde yaparız. Evet. Tekniğin başındaki Cua Gökü'yü düşünün. Hayal şodanı yaptınız burada. Değil mi? Bak, hayal şodanla Cua Gökü'sü var burada. Yakuzuki olmayan katada teknik var mı? Sukiyuki olmayan. Hemen hemen yok. Yani bir kayan şodan da Yakuzuki var. Yakuzuki yok. Evet. Şimdi Agi MP3'ü yine hemen hatırladım katalarda. Boşoşo. Gankaku şeklinde. Bu hemen gelen. Evet Kadir'cim hoş geldin. Türkiye çapında olacak diyor. Şimdi demek ki yapılan teknikler katalara uyduğu için yapılan tekniği iyi yaptıkça katamızdaki o pozisyonlar geldiği zaman Ali'cim hoş geldin. Ali Safoğlu canım talebem. Sporcum. Olimpiyatta yarışacak sporcumuz. Ali medal iftiharımız. Evet. Hoş geldin Ali'cim. Şimdi bu tekniği sayacağım yapacağız. Ali'cim sen de yapar mısın? Evet, tekniği anlatalım. Ali yeni geldi herhalde. Agi Oke, Yaguzuki, Agi Empuchi, Tetsui, Teisho. Evet. Hocam Ayşe sizi çok özlemiş. Öyle mi? Ben de. Hepsini özledim. Hazırsan sayıyorum arkadaşlar. Yoy. Hageden var Haymayte. Evet, tekniği bir kez daha izah ediyorum. Agi Oke, Yaguzuki, Agi Empuchi, aynı elle Tetsui, diğer ters kolla da Teisho. Yani geku vurduğumuz gibi düşünün. Hazır. Hazırsanız sayıyorum. 10 tane. Aca! Adım atabildiğin kadar attın, geri gidin. Hani benim gibi iki adımda bir geri gidebilirsin. Geri ileri yapın yani. Evet. Niye? Ali sadece izliyor musun? Sporculara bir tavsiyen yok mu? Sonny! Şia! Yapıyor mu orada kızımız? Takip et. Yazıyor zaten. Ben buradan seyretmiyorum. Sen seyrediyorum. Go! Olursa diye. Roko! Yami verelim. Çünkü kata uzun sürecek. Çok uzatmayalım. Evet. Bu kombiyi de görmüş olduk. Asıl olan tabii bunlar yalnız başınıza çok çalışabilirsiniz. Farklı videosyonlar görüp onları ne yapmak lazım? Geliştirmek gerekiyor. Hocam bu dersi yaparlarken sizle beraber annelerinin ya da babalarının telefonları ve kendilerini çekip canlı yayını size atsınlar yani. Tabii atsınlar orada, evet. Bana atsınlar muhakkak. Evet. Evet. Dördüncü tekniğimiz ve beşinci olacak ondan sonra. Dördüncü tekniğimize geçiyorum. Önce bu yakın mesafede anlatalım. Evet. Gedanbara pozisyondayız. Ön kolla yani Kizami Urahaki uçu vurdum. Dönüyorum. Taysabaki. Urahaki uç. Geri giderken yine Zami Urahaker. Shuro Urahaker. Evet. Zami Urahaker. Shuro Urahaker. Zami Urahaker. Geriye uçuru Urahaker. Ya geriye olan Taysabaki yapamayacağımız için geri olan direkt geri yaptım yani. Evet. Buna tabii ki sporculara çoğaltabiliriz. Zami Urahaker. Mesela Raken Yavuzki AG bir şeklinde ama çok uzatmaya da gerek yok kombineleri. Daha çalışalım. Evet, pozisyonda en sinirimize geçelim. Neden var Ayvay Tey? Evet. Hafif öyle hamleyle
Kiza mı rahken? Şuna taysalar ki rahken çık ya kuski ilave edebiliriz. Tekrar evet. Kiza mı rahken? Şuna taysalar ki rahken ya kuski. Geri dönüyoruz. Rahken. Şuna rahken. Ya kuski. Rahken. Şuna rahken ya kuski. Evet. Ki rahkenler hafif öne vur. Basalım evet. Hamle yapalım yine. Geriye. Rahken ya kuski yine ileri hamle yapalım. Evet. Evet. Kiza mı rahken? Rahken ya kuski. Evet. Tekrar ediyoruz. Rahken. Rahken ya kuski. Evet. Geriye. Aşt. Niye ya? Aşta. Salı. Aşt. Şi. Ta. Go. Aşt. Bago. Aşt. Ta. Yalnız iyi. Yalnız mı iyi? Alper'cim hoş geldin. Ercan Eltemur. Messi nerede? Ercan'cım hoş geldiniz. Messi yok mu Messi? O da çalışıyordur belki de. Alper hocam sağ ol. Teşekkür ediyorum Alper hocam. Evet. Murat Yıldız. Teşekkür ederim Murat'cığım. Bekir Bozdayoğlu. Eski milli sporculardan. Bekir arkadaşımız. Evet son bir kombine yapacağız birazdan ama önce yine bu tekniği varsayalım sporcularım. Çünkü büyük bir ihtimalle bizim sporcularımız şu anda hiç olmazsa yine bir 10 kişi antrenman yaptığını düşünüyorum. En azından 5-6 kişi garanti olduğunu biliyorum. Tabii görmediklerimiz için kendilerini oturup seyretmiş olabilirler. Şimdi arkadaşlar tekniği sayıyorum. Taysa Baki tekniği katalarda hemen işte Hayal Sandan Taysa Baki yapıyoruz düşün. Şey her şuradan 270 derece dönüşler var. Şeklinde Taysa Baki olmazsa olmazımız. Onun için burada bu kumite tekniği olarak da koyabiliriz bunu. Evet. Sabit dönüş pozisyonundan Kizami Uraken Taysa Baki dönüyorum Uraken Yaguzuki. Önce Yaguzuki koymuştum. Koymamıştım ama Yaguzuki olması lazım orada. Bağlantılı olarak. Geriye giderken yine Kizami Uraken bu sefer uçuru geri gidiyoruz. Yani dönerek değil de dönmeden. Tabii dönecek pozisyon olmuyor orada. Bayram Çolak hoş geldin arkadaşım. Sporcular hazırsa sayıyorum. Hemen 5 tane yapalım. 10 tane değil. Evet hazır. Geden var Aymayte. Evet. Tekniği anlatıyorum. Teksay'da Kizami Uraken. Taysa Bahçe Uraken. Yaguzuki. Eça. İnşallah güzel yine. İnşallah Alper hocam. Diya. Ses eve geliyor diyor. Buradan dışarıda eve gidiyormuş şey sesim. Yandıra komşuya gidiyormuş da. Haydi. Sonny. Hadi patlayın. Hikayeler duymak istiyorum. Şia! Sana takiyay. Ko! Yamey. Hayas mey. Evet. Çok yakın evimiz. 2-3 ev var aramızda. Ses gidiyorsa demek ki cam da açık değil ama. 3 apartman var aramızda. Yani. Evet gidiyor diyor. Baksana. Sesi duyuyormuş. Of, ne yaptı ya? Her mi bozuldu kendine? Şimdi son tekniği anlatayım. Gelip yapacağız. Mikasuki Geri ile beraber şeyi hatırlayın. Jion'u Toshuchi. Toshuchi aldığım koluma Mayenpuchi. Tabii Kibadashi diyeyim. Hadi göstereceğim birazdan. Mayenpuchi. Mayenpuchi vurduğum koluma elimle Shito Uchi. Ve vuruyorum. Yani buradan tabii görünmüyor ekranda ama şeyin başına geçeyim ben. Her şey de uzağa. Tek sayıda böyle gösterelim. Onu aydınlama yapacağız. Yedan var Aymayt'i aldık. Evet. Kasuk geri. Kibadashi ile Toshuke. Zen'e geçiyorum. Mayepuchi. Bakın buradan Shitouchi. Burada da geri dönüşler şu şekilde. Ön ayağımla başlıyorum. Geri doğru dönüyorum. Yavaş. Bir. Bak. Şu.
Oraya. Tekrar bir daha geri dönüyorum bir adım. Şu adımları geçeceğim biraz daha. Bir. Zene geçtim. Evet. Orhan Kaplan. Evet, Orhan'cığım hoş geldin. Canım kardeşim. Ömer Ali, Aybek. Orhan Kaplan, evet Orhan'cığım. Şimdi tekneye adımlama yapıyorum. Haydi adam var Aymay Bey. Önce yavaş yapalım yine görün diye. Mikatsuki geri. Aşt. Toshuke. Aşt. Maya Epiyoshi. Stoichi. Tekrar ileri gidiyorum. Evet. Bakın Mikatsuki geri yaparken elim yukarıda kalkıyor. Şu an yok Toshuke. Toshuke aldığım elime Maya Epiyoshi. Stoichi vuruyorum. Buradan geri dönüşte farklı yapıyorum bunu şimdi dikkat edin. Baytek Edamara yapmadan yine. Bir. Bas. Şu. İki. Taba. Devam ediyoruz. Bas. 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 Evet. Ama ne yok herhalde yapacağım bir kez daha. Tek sayıda. Balkanı izliyormuş. Dinliyormuş. Telefonu kapattım diyor. Yani adam ya komik. Evet. Yine dediğim gibi bakın arkadaşlar. Yine hemen katalarda tekneleri çalıştırıyor işte. İşte o şey hemen katalar çoğunda var. İşte Toş Yüce. Cion'da hemen aklımıza gelen. Evet. Burada iki daşı yaptık. O Toş Yüce'yi yaptığım mançabada işte deyim. My MP vururken sene geçiyor MP ile hemen yoldan My MP. Bakın yukarı rağken My MP. Eşit avuç. Tekliği tek saydıktan sonra sporcular 5 tane sayacağım ve kataya geçeceğiz. Biraz düşük tempo yapacağım. Yedem araydasınız arkadaşlar. Sayı tek saydı yapacağız ama. Eca! Aşt! Staya! Evet. Mia! Staya! Buradan demek 3 adım atamıyoruz. Geri dönüşte dikkat edin arkadaşlar. Şaşırmamak için ön ayağım tarafından yani arkamdan değil iç tarafımdan dönüyorum. Kemerimin aktığı yerden dönüyorum. Şiş. Toshukey. Haya! Mia! Staya! Bir kez daha yapalım. Haydi, beni takip edin. Staya! 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 Devam edin. Evet, yine şimdi sayıyla 5 tane yapacaksınız. Sporcular. Evet. Sefer Cafer, ilk göz ağrım ilk sporcularımdan. Müthiş sporcu. Evet, ilk sporcularımdan. Ve ilk en başarılı sporcularımdan. Hem sporcularımdan ve de ilklerin en başarılıları. Tek. Bilmiyorum ama tabi taci tek derken hemen sayayım. Yani belki cinsiyetin de tekti. Mesela Lügün Taydaş ona da tek derim. Bayanlar da. Cafer, Sefer. Yine Sefer, Cafer deriz ama. Evet. Hüseyin Davut. Bunlar evet. Eski başarılı sporcularım. Aleyküm selam. Mustafa'cığım. Evet iyi çalışmalar artık Mustafa'cığım. Yine Doğan'da komşum olur. Necati yine eksik talebelerimden. Ruh Akenci Necati'm. Necati'm. Unutmadık seni de unutmadık. Evet arkadaşlar. Tekniği sayacağım birazdan. Canım benim. Necati'm nasıl gidiyor? Görüşelim. Özledim sizi. Evet.
Şimdi tekrar anlatırken Mikatsuki Geri ile beraber Toshuke'yi basıyorum. Kibadashi'de. Toshuke aldığım kola. Şahin hocam hoş geldin. Ayenpyushi. Normalde aslında burada Shitobara Shidrik çıkabilir ama doğasında aslında doğal olarak bakarsak bunu boyuna çıkarmak lazım ama tabi komite düşüncesiyle olsa direkt çıkarabiliyoruz. Ama normalde burada Uraken gibi boyundan çıkması lazım. Yani ben burada bazen bazen hızlı yaptığım zaman tam diye çıkarttım yani. Anlatırken böyle burada aldım çıkarttım. Sonra direkt çıkarttım yani. Evet. Şimdi sporcuların 5 tane yaptıktan sonra kata kankşoya geçeceğiz. Uzun bir kata. İnşallah bitiririz. Sporculardan neyse bunu 6 kez konuşacağım kata için de. Tekniği sayıyorum. Mikatsu Gero Toshuke. Toshuke aldığım elime koluma Mayen Pyuchi vurduktan sonra öndeki kolla Shitouchi'yi vuruyorum ve tekniği bitiriyorum. Hazırsak başlayalım. Gedan Baray Maitei. Hazır. Icha. Nia. Tony. Shia. Yol bitse geri geliyorsun arkadaşlar. Saydıkça yolunuz bittiyse geri gelin siz. Go! 6 olsun bari bir tane daha yapalım. Raika! Yami! Yasme. İnşallah bu sporcular bana ailelerinden bu teknikleri çalışırken kısa kısa video istiyorum. Bana alsınlar. Ya da Kaplan Karate alsınlar orada. Oradan görsün herkes çalışmaları. Hani video çekiyorduk ya paylaşıyorduk. Cengiz Metin dostum benim. Hoş geldin. Hocam Necati evet. Spor kurban olurmuş sana. Ben gördüm Necati'yim bir tanem benim. Sabahattin Hoca ben de sen Urama Vahşi hassassın. Çok severdin özellikle benim komitemden biliyorum. Bilmez miyim hocam? Hocam bence diyor sen Urama Vahşi hassassın. Çok severdin özellikle benim komitelerimden. Evet senden dolayı zaten. Urama Vahşi senden kaptık hocam. Biz hani onun kimse konuşamaz yani. Sebahattin'cim, hassas olmaz mıyız? İftardan sonra zor oluyor diyor. Biraz az yemeye çalıştım ama yine de kaçırdım yani. Evet zor oluyor. Evet. Tabii de anlatmak zor. Hani nefes kesiliyor anlatmasam bir şey olmayacak yani. Bir de anlatıyorsun tekniği daha kötü oluyor. Şimdi arkadaşlar kankşu katasına geçmeden önce bu arada kankşu bilenler bilsinler. Sorun değil herkes biliyor ama ben bazı incelik noktalarını anlatacağım katanın. Onlara dikkat etmesini istiyorum. Önceki iyi katacı olacak sporcular. Bak önemli şeyler anlatacağım. Onlara dikkati kaçırmasınlar. Çünkü deneme yanılma yoluyla biz çok şeyi kaptık yani. Biliyorsunuz Metin Sofoğlu, Ali Sofoğlu, işte efendime söyleyeyim Selim Sofoğlu, işte bizim Mustafa Bütüner. Şu an aklıma isimli gelen sporcular hazırladı. Yani bir şekilde bunlar Türk karatesini kazandığımız sporcular. Yani onun için onlardan bile çok şey aldık. İşte Nigün Taydaş yine katıcı sporcumuz. Ta 87 yılından bahsediyorum. Bakın kaç sene olmuş. Bilal Atak. Bilal'cim hoş geldin. Yine sporcum Bilal'cim benim. İsviçre'de miydi? Neredeydi bilmiyorum ama yurt dışındaydı. Aklıma gelmiyor şu an. Hollanda mı İsviçre mi? Ne bir isim geliyor. Evet. Hayırlı akşamlar canım benim. Hoş geldin. Kalkışo katasını anlatmaya çalışacağım. Ayak hareketlerine başlıyoruz. Ayakların hangi hareket ayağı alacağını dikkat etsin sporcularımız. Evet, bana da Allah yardım etsin. Şöyle şuradan başlayalım. Küçük küçük gideceğimiz için ayaklar gözüküyor mu? Kontrol etsen. Nasıl görüntü alıyorsun ona bak tamam ya. Ben bir iki saniye dakika sonra geliyorum tamam. Zaten. Şimdi arkadaşlar. İtalya'daymış hocam bile. He? İtalya'daymış bile. Tamam. Evet. Her şuradan başladığımız tarafa doğru döndüğümüz için ama şu rolü başlıyoruz. Yani şu. Hafif kayarak ayaklarım eski bile yer değiştiriyorlar. Sabit kalmıyor. Hafif kayarak gidiyor. Burada hareket ayağımız istersek yakın çekim yapalım şurada. Şurada. Sonra döneriz başa. Orada güzel. Yok kayacağım. Değil miydi? Hani görüntüyü alsınlar diye. Önce ayaklara başlayacağız. Ne var? Hareket ayağımız şimdi sağ ayağımız. Sağ ayağımızın nereye basarsak yani sizin daçinin doğru olmasını sağlayacak olan sağ ayak. Eğer buraya basarsanız bakın daçı gitti. Arkaya basarsanız yine gitti. Demek ki
Bunun izası ne olması lazım? Sol ayağın tam karşısı olması lazım. Öyle ayarlayacağız ki sol ayağın tam hizasına gelecektik şu zaman. Yani daşı doğru olacak burada. Çayak aynı hizada olacak gibi olacak. Hatta 2200 santim diğer ayak dışarıda olabilir. L harfini oluşturduğum ayakları şu şekilde. Tam sıfır değil de dışarıda olabilir. Evet. Ayağı gördük. Demek ki sağ ayak çok önemli. Hareket ayağıdır. Ayağımı nereye atacağımı bileceğim. Aynı anda hangi bloğu yapıyorduk? Uç ülke. Yani morata uç ülke. Bakın şu. Evet. Morata. Bakın elimle çektim. Kaya. Uç ülke. Şimdi sağ ayağım hareket ayağımdı benim. Şimdi hareket ayağım sizce hangisi? Gene sağ ayakmış. İşte sağ ayak bilirseniz yanlış yaparsınız. Bak hemen söylüyorum. Sağ ayağı attığınızda ne oluyor? Bak hop. Ayak gitti dışarıya, daşı bozuldu. Birazdan bu ritmini göstereceğim. Onun için burayı yakında yapayım ki görsün de burayı. Ne oldu, bir şey diyen var mı? Nurten Hanım, daha iyi bak oğlum diyor. Herhalde evet. İşte Nurten Hanım. Evet. Tamam anne yazmış. Tamam bak. Şimdi sağ ayağımı, sol ayağımı tam hizasına atacak şekilde kaydırıyorum. Sol kolumu sola alıyorum. Diğer elimde bakın nereye aldım buradan. Murat Öçük'e çıkaracağım. Evet. Hafif kayarak düzgün bir daşı de. Bakın şu. Şimdi eğer hareket ayağı bunu kullanırsam dedim ya. Çift herkesi bakın bunu kullanıyorlar. Böyle yapıyorlar bak. Bak bu daşı gitti. Burada daşı yok. İkinci daşı. Bir de ritim yaptı lan. Birazdan ritim yapacağım. Geleceğim oraya. Ne kadar bozulduğunu göreceksiniz. Demek ki burada sağ ayağım hareket ayağı. Burada sol. Şu. Sol. Hop çekiyor onun peşine bak gördün mü? Sağa dön bak ayak kaçmaz o zaman. Eğer siz bu ayağı çekerseniz şunu. Otomatikman bak böyle oluyor. Bozuluyor. Demek ki ne yapmak lazım? Birinci hareket ayağı ilmek lazım. Bloğu biliyoruz. Bloğu çürkey. Tamam ama bakın burayı yanlış kullanıyormuşuz çoğumuz. Bir. Evet hareket ayağı bu ayak. Yönü bu verecek artık. Sadece dönecek bu. Öbürü de peşinden sürüklenecek de daşı bozulmayacak. Sonra. Evet. Bakın şimdi hareket ayağı bakın. Sağ ayak. İç. Birazdan ritime gelince size ritimle alacağım. Ritimde neyi kaçırdığımızı göstereceğim. Birkaç türlü yapıyoruz ritimde onu. Hangisinin doğru olduğunu ben en son tutturmaya çalıştım. Milli takım sporcularına da gösterdim işte gelirlerdeyken. Diğer sporcuları da göstermeye çalışıyorum önüne geldiği kadar. Evet. Demek ki hareket ayağı sol. Önce ayaklara bakalım. Bir. Hareket ayağı sağ pardon sağ. Yanlış oldu sağ. İlk ayak sağ. Sonra sol. Sonra sağ. Evet. Şimdi ritim yaparsak nasıl yapacağız? Şu ben size söyleyeyim ben nasıl yapıldıklarını. Bak şimdi. Siz 1-2 durursanız 3'ü bulursunuz. Eğer siz 1-2'de 1-2 yaparken 3 yaparsanız zaten 2'yi yapmadan 3'e geçersiniz. Bir çoğunlukta böyle oluyor. En kötü ihtimalle hiçbir ritim yapamıyorsanız şunu yapacaksınız. Tek de gidiyorsunuz. Rış, rış, rış. Tek de gidecek. Bak denge gitti. Ama ben nasıl yapıyorum onu söyleyeyim size. Hareket ayağımızı öğrendik. Bir daha bakalım hareket ayağına. Sağ. Sol. Sağ. Şimdi bunun ritmini yapıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Sporcuların bilir zaten. 1-2'ye duruyorum bakın. 3. Duruyorum ki tekrar toparlayayım. Siz ne istiyorsunuz? Doğru yapmayı. Önce şuna başlayın. Ritimsiz başlayın. 3 tane ayrı yapın. Bir şey olmaz. Tak. 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 Ama şu ritmi yaptığınız zaman 1. 1-2 yaparsan 1. 1-2'ye bak. 1 yapıyor adam. 1 yapıyor. 1-2'ye bakın. 1-2. O zaman siz aslında şunu kaçırıyorsunuz. 1. Bakın. Şurada bir kokusu seçtiği morot. İkinci morot ökeyi kaçırarak üçüncü morotu geçiyorsunuz. Evet. Burayı anlamış oldum. Ömer Hoca geldi. Ömer Doğanlar. Hocam hoş geldin. Evet hocam. İsa Altınok. Hoş geldin İsa'cığım. İsa'cığım geçen bir resmini paylaştım şeyden. Durumdan görme. Telefonu yok bende. Küçük bir resmi paylaştım. Nihat Kaptan geldi. Nihat hoş geldin canım. Amca oldu. Mustafa Yalın. Saveski sporcumuz. Evet arkadaşlar. Burayı bir izah edelim. Kata'yı demek ki biliriz ama Mustafa şey kaçırmasın bunları. Mesut'a kaçırmasın. Ritmi nasıl yapacağız? En kötü ihtimalle yapamıyorsak 1-3 tane ayrı tekniği yapacağız. Ritim 3 ayrı ayrı olacak. Sanki tek tepki. 1-2-3. Ama ben ne istiyorum? 1-2-3. 1-2-3. Niye 2'de duruyorum? Çünkü 2'de durmazsam 2'nin tekniği yaparken kokus açıp kayıyor olarak daşı yapmış olmuyorum. Yutuyorum tekniği. Hem daşı yutuyorum hem tekniği yutuyorum.
Evet, bir kere biraz daha oraya yaptıktan sonra oyuları vuracağım. Oyular zaten çok kolay. Orada oyuları anlatacağımız şu şişleri de anlatacağım. Yoksa oyuzluk oyuzluktur ya. Orayı anlatacağım. Sonra oraya kadar bir yapacağız kadar. Evet. Şuradan başlayalım. Şimdi adım atacaksak. Evet. Üç tane yapalım bir ritimle. Bir seyretmeye çalışalım. Önce ağır ağır yapalım. Yani bir, iki, üç. Şimdi devam ediyorum. Bakın yapacağım, sonra anlatacağım. Ay ya! Burada birçok insan şöyle zannediyor. O yüzden vurdum, uçukeyi alıyorum zannediyor. Değil arkadaş. Bakın. Buradaki olay şişite. Kolunuzu tutuyor, çıkıp kurtarıyorsunuz. Ha bu kay yaparken bu kayda ben bunu istersem atak bile yaparım rakibin suratına. Vururum, bir tane daha vururum veya vururum, blok ederim. Bu sorun değil. Tekniğin esasına uygun oluyor o zaman. Ne yaparsan uyar yani. Evet, demek ki burada burayı çok çabuk geçelim. 2, 3 anlattık. 1, 2, 3. 1, 2 bakın. 1, 2, 3. Sonra ritmi o yüzden dran, dran, dran. Burada ritim yapma. Yani şuradan gibi bam, bam, bam yapma. Bir kez daha yapacağım birazdan. Bam, bam, ki ay. Yani aynı ölçüde gitsinler. Aralarındaki her şuradan da co, a, gö, ke, a, gö, ke, a, gö, ke gidiyoruz. Veya suki, suki. İki tane hızlı. Burada da şimdi görelim bunu bakayım. Muhtemelen maşallah hocam. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Hocam azıcık geride otursan o kollarını gösterirken biraz eksik. Yok. Şey burada zaten oradan gösteriyorum burada. Evet neyse. Burada da bir soru varsa hemen soru olsa daha iyi olurdu. Hemen ki o yüzükü vurduğumuz zaman o yüzükleri arkadaşlar mesela bakın Shotokan'da Jo'dan yumruk yoktur ya. Hep böyledir. Bak şu göğüs hızasındadır. Aslında şöyledir. Ama ben bunu ne aşağı mesela aşağıda bizi öğretilen hep aşağıdaydı. Şurada şurada. Ben bunu simetrik olsun diye bunu göğüs tam Jo'dan da yapmadım böyle. Bu da iyi. Bunu vurmuyorum zaten hiç. Göğüs hizasına şuradaki şurayı omuzla şurayı simetrik yaptım düz dursun diye. Bakın şu. Tam ortaya. Ne dışarıda olacak yumruğunuz ne bu tarafa çok gidecek. Ne de aşağı gidecek böyle arkadaşlar. Şu, şunu yaparsanız tamamdır. Herkese göre değişir. Bazıları yukarı vuruyor ama ben tavsiye etmiyorum şu dakikada. Evet. Ya sen Jion çiziyor adam. Jo'dan suki, Jo'dan Jo'dan. Ya öyle bir şey yok. Aynı seviye. Üç tane. Bam, bam, bam. Şu. Aynı noktaya. Evet. Buraya kadar bir yapalım. Biraz temposuz, yani temposuz yapsak bu ritmi kaçıracaksın. Tempolu yapmaya çalışalım buraya kadar. Normal katayı buraya kadar gelelim bir. O yüzden kadar. Ömer çalışıyor musun Ömer? Biraz dengemi kaybedebilirim. Çünkü zemin de çok sert arkadaş. Bizim zemin olduğu gibi beton üstüne zemin sert. Atla. Hocam bir de ter olunca da kayganlaşıyor. Evet. Hazır. Kan kuşu diyoruz evet. O yüzden yere de gidiyoruz hep beraber arkadaşlar. Hazır mıyız? Saymayayım ben baştan yavaşlayayım. Evet, kata hemen devam edelim buradan. O yüzden güzel müsteşideyiz biliyorsun. Arkaya bassayı da hatırlayın. Bassayı da burada, bunu şöyle bırakırım da burada daha high turkey alırım. Üzerine kilitlerim şu. Yakından gösteririm bunu birazdan. Tekniği bir yapalım önce. Evet. Arkaya Maitega'dan Baray döndüğünüzü düşün. Kion'da Maitega'dan Baray. Doğru yönde. O yüzden mesela bazı arkadaşlar böyle duruyor. Bu da mesela o yüzden yakut gibi duruyor. Bu da değil bakın. Kalça ya. Evet, Gedan Baray kalçasında. Omuz yan değil ama. Şu değil. Gedan Baray gibi değil. Kalça yan, omuz düze yakın. Yoksa ki düz görüyorsunuz. Değil. Bu değil. Burada kalça da dönüyor. Kalça dışarıda. Evet, Gedan Baray tam yandı abi bunu. Hem hammi. Evet, dönüyorum arkaya bakın. Hiç. Aslında bir high torque blok var. Yakaladım. Elini tutuyorum şu an. Bu hareketi görüşte de aynı yapacağım için göremedim diye üzülmeyin. Tek hareket geri dönecek. Aynı hareket. Aldım. Maygeri vurdum bakın. Benim en önceki CD'lerimde Raken'i buradan vurmuşum. Vurabilirsin. Sorun yok. Ben şimdi buradan vuruyorum. Daha güçlü vurduğunu düşünüyorum ama o zamanlar ben hatta biraz da eksik buluyorum seyredeken. Şöyle kısa vurmuşum. Evet.
aldım. Nagi ile beraber şirket yaptım. Nagi burada çuğdan cuğdan sorun değil. Kasık yapınız yüksekse yüksek olabilirsin. Orada problem yok. Genelde çuğdan bulmazdı. Cuğdan bulmazdı ama vurur yani. Evet. Nagi rahat. Yani döneceğim burayı. Tekrar bu tarafı yapacağım için gerek yok. Aynı olay bu tarafı yapacağım. Üç ülke. Ayağımı geri aldım. Üç ülke. Hangi daşı diyeyim? Kakedaçi. Evet, ne çok dönecek vücudum böyle, ne de arkasında kalacak. Diz kapağımın, şuraya dikkat edin, dizim, öbür dizimin iç kısmına yerleşecek. Öndeki dizin arkasına yerleşecek, evet. Burada ne var dedim. Geri kaçtım, üç ülkey. Hamye. Şomen, hamye. Arkaya. Yedan şuraya ülkey. Şu bakın şu. Koku sudaşı. Aferin Ömer, aferin. Çalış oğlum. Toplanıyorum hiç. Böyle yapan var. Orijinali budur aslında. Ama bizim çocuklar bile böyle yapıyorlar hiç. Aynı dalışı bakın şimdi yaptım. Deminki yapmaları şey oldu ya. Arkaya dalmıştım aynısı. Maha geriye bakın. Yaku Kizami. Evet. Anlatalım oradan biraz. Evet. Kim? Bilal Demirci'ye bu çıka lazımmış. Şey YouTube'da var seyretsin diye. Belki kaydolsun YouTube'a. Yok, lazımmış lazımmış. Kendisi istiyor. Sende fazla varsa hocam. Kullanmıyorum ki. Bir tane var salonda. Sipariş versin internette alsın ya. Ömer Kabahsanoğlu, kolay gelsin hocam. Eski talebim, Ömer Kabahsanoğlu. Şimdi arkadaşlar, zannediyorum burada sorusu olan yok. Zaten yavaş yavaş anlattık. Ama isteyen kasetten tekrar geri alıp seyredebilecek zaten. Yani eğer şurayı bir daha görmek istediğin yeri var, zaten neden şey yaptık? Geldik yüzümüz bu tarafa, döndük. Aynı tekniği bir daha yaptığımız için ne yapmış olduk biz? Tekniği önden de göstermiş olduk. Yani ne var orada? Bakın dalış. Aldım. Bu. Mageri de çektim. Vurarken ben buradan vuruyorum. Şimdi isteyen burada. Bakın şunu. O sayıke var burada. Bunu alıp burada vurarken vurabilir. Ama ben şu an böyle vurdum yani. Daha önce böyle vurmuştum. Problem yok. Yani insanlara böyle yok. O sen yanlış yaptın. Herkesin kendi fizyolojisine uygun olan tekniği yaparsa daha uygun olur. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok herhalde. Varsa yazın zaten. Hemen devam edelim. Yoksa kata uzun bitmeyecek. Hocam. He. 5-6 dakika kaldı dersin. Öyle mi? Bakalım. Solumuza. Yavaş yavaş. Mecuki. Kafam tam gözüktü mü orada? Bak şeyde. Şey senin kim öyle? Yok. Gözükmüyor biraz kafam. Şöyle gitsin. Şöyle. Aha, öylesi daha iyi. Şimdi. Bakın ilerleme. Gedan Baray. Jordan Şuke'yi düşün. Mecuke bunun adı. Evet. Burada şimdi bak Gedan Baray olan kolumu Sotoke'ye alıyorum. Çekiyorum şikite. Birazdan göreceksiniz. O tarafa yapacağım. Yokosuke'yi vuruyorum burada. Bak şu. Tikiş olan hatırlayın. Evet. İşte sen bu tarafa yapalım. Daha iyi anlarsınız diye. Bir. Şu. Kokusu taşıyı. Bakın Sotoke'ye gibi alıyorum. Buradan. Evet. Yine bu tarafa yapalım. Aynı olayı. Görün diye yapıyorum bu da. Yön değişti katada çünkü. Şu. Evet. Zaten bu taraftan gösterince net gördünüz. Bilenler zaten sorun yok. Burada yine hareket ayaklarından bahsedelim. Burada sorun yok zaten. Hareket ayak belli zaten. Adım atacak ayak. Sol ayak. Bir. Bakın kokusu da şey. Kime de şey. Şimdi hareket ayağı yine hangi ayak? Öndeki ayak dönecek sadece, atmayacak. Bakın şu. Şu. Şu atarsa bakın daçı bozuldu. Evet. Oluyor hemen mevcu okey. Bakın soto okey aldım. Yakaladım adamı, çektim bu elle. İşte vurdum. Şimdi burayı bir önden göstereceğim size bu bölümü. Bu bölümü tam böyle göstereyim size. Burayı gördük herhalde. Bir tek sayı yapalım orayı istersen. Ondan sonra. Bacağı bu tarafa geçme oradan. Heh. O zaman
Şöyle mi yapalım? Evet. Topladık. Şimdi burayı buradan göremezsiniz diye böyle yapacağım size. Sonra yerine yaparım. Burası çok eski. Yani benim yaptığım sidrelerimde de bir, iki. Bak şimdi bunu yapmıyorum, söyleyeceğim sadece bunu. Ama yapabilen de bir şey demiyoruz. Orijinali bu zaten eskiden beri. Şimdi şu anda daha kolay ve daha esnek duran, daha karışık olmayan bir yapacağım. Arkadaki ayağımı, yani arka taraftaki diyelim, hocam kızmış geçen arkada kayıkleme diye. Evet, sol ayağımı merkeze çekiyorum, merkeze. İç. Ve L durumu pozisyona yapacak şey alıp önüne geçiyorum. Yani öbür ayağın yanına çekmiyorum, tam merkeze çekiyorum. Evet. Evet, Allah, bak şu bunu gördük. Evet. Sağ el aşağıya ve sol yukarıda. Evet. Evet. Tsukamiuke. Kaplan ağzı blue diyor ona. Tsukamiuke. Evet. Evet. MP'de de var bak. Tsukamiuke. Evet. Bir daha yavaş yapalım. Burada yön burası değil ama buradan görün diye yapıyorum. Bir. Bakın. Hiç. Şimdi bakın. Sopa var elimde. Sopayı yakaladım şu anda. Çekiyorum. Tabii daşı göstermiyorum. Şu an elim gösteriyorum bakın. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı çeviriyorum ve şu sopayı adama mesela böyle tutuyorlar. Böyle olmaz. Bu sopaya gittim, vurdum adama. Yani şu. Yani sopayı çevirdim. Ne yapayım? Olmaz diye bir şey yok. Ben de şimdi olmaz dedim. Gerek yok. Tutsun adam böyle yapsın. Yani sopayı çevirdim, adama vurdum şu. Elleri konum bu. Yani sopayı çevirdim, adamın kafasına ne yaptım? Sopayı vurdum. Bir kez daha böyle yaptıysa yerinde yapacağım. Görüyor musun herkes? Şu an görüyor musun? Böyle gelince kafan... Tamam şu an... Evet. Ben mesela şu kadar takım düzgün geliyor açtırarak başlatıyorum ki senkronize olsun diye. Evet. Şimdi yerinde yapacağım burayı. Buraya yapmıştık zaten. Burayı arkadan görün bir de burayı. Görüyor musun? Biraz yere gitti. Tamam zaten orayı yapmıştık. Burayı görmüşler. Tamam. Kafa ortaya attı. Hiç. Burası empilik atlayışın aynısı. Attım. Evet. Evet, hep aynısı. Bugün rock MP. Bugün rock MP. Çalışacağım burayı zaten. Evet arkadaşlar. Evet. Sıçramadan önce yakaladığım rakibi savurduma attım. Düşerken şite okey ile cevap verdim. Veya kombine yaptım veya başka bir saldırana cevap verdim vesaire. Şite okey. Zaten yukarı rakenin MP herhangi yollarını biliyorsanız mesele yok. İşte aynısı Morat Türkiye'desiniz. Yukarı rakenin MP. Yukarı rakenin MP. Burada kolların durumu önemli. Yukarı rakenin MP vururken şite okey'de de olsanız, Morat'ta olsanız ellerimiz mesela sol ayakla vuracaksınız sağ tarafıma çekilecek. Şuradan, Mizrahi Kamay'dan Yoko Geri'nin üzerine. Evet. Yoko Geri'yi takip edecek bir şekilde vuracaksınız. Diğer tarafı da aynı şekilde. Burada başka bir soru yok herhalde. Hocam ders bitti. Olsun yok, bitireceğim. Katarsız kaldı ya. Bir şey olmaz ya. Katayı bitireceğim. Hemen evet. Şimdi... İhsan bir dakika kaldı ya bu cömert. Şimdi atlayışı bir daha yapalım. Devam cömert. Burayı zaten yapmıştık, atlıyorum. Yani şey vurmayayım mı kafamı da? Şu. Hocam Erman da geldi. Kürra kempi. Bu zaten hani onları tarif etmiştik. Ortaya dönüyorum. Yine katanın başında olan teknikleri yapıyorum. Yakalıyorum. Bakın. High-tail blok yakalıyorum.
burayı zaten katanın başına yapmıştık. Bagir Raker. Aynen. Aynı hareket. Bagir Raker. Bunları hep yapmıştık. Onun için yapmama gerek yok. Katanın içerisinde olan Bagir Raker. Şu. Şu şey. Ya kızlarım aynısı arkadaşlar. Yani aynı hareketi kopyalayın. Kopyalar yapmıştır. Evet. Evet, saate bakma oğlum. Hoca bitirecek katayı. Bitiriyorum. Evet. Vurdum. Açış yapıyorum. Dikkat edin. Mesela bazı adam açışı böyle yapıyor. Bu olmaz. Olmaz diyor ki istese yapsın. Ama yani istedik durmaz. Şu açıyorsun uzanacaksın şu şekilde. Şu. Vücut düz duracak. Mesela atlayıcı Tobi Yokogiri vuran var. Çok güzel. Tobi Şunger vuran var. Klasik atlayı birkaç sükeri düşen var. Her ne yaparsan kapalıp. Özellikle klasiği yaparken şöyle atlıyor. Çok acayip duruyor. Ayakta atlıyor adam böyle. Burada ayakta bir atlayış yok. Dikkat edin. Yerimizden ama yapmaya çalışacağım. Açtım. Vücut yatık dururken zıplayacağım. Şu. Vücudu yatık dururken. Yani havada mesela ayakta geçen benim sporcum Arda. Arda hatırladın mı oğlum? Uyarmıştım seni. Ayakta atlamıştı. Yer isteyen Tobi Hogan'ı, Tobi Hogan'ı vurabilir. Onu biliyorsunuz zaten. Ama klasiğini yapın yeter. Bir de buradan yapalım arkadaşlar atlayışı. Yer sert. Sert düşmek de istemiyorum. Açtım. Mikat sükeri vururken havada dönüyorum. Havada bakın yırtık duruyorum. Ayakta dönmüyorum. Hatta iş yapmıyorum. Yerdeyim şimdi. Evet. Evet. Burada ayağa kalkarak işte bana yapıyor. Önden göstereyim size sesi burada. Herkes görsün beni. Ayağa kalkmıyorum. Şu değil. Dikkat edin. Burada işte bu çocuk doktorlar önemli. Vücudumu yıkayın. Bak. Bu şekilken. Gördük mü nasıl kalktığımı? Bu yerdeyken kalkıyorum. Ayağa kalkıyor işte var öyle. Vücudumu ayaklarım ve ellerimle havaya atıyorum. Havada ayaklarım değişiyor. Ağır çekimde alırsanız bakarsınız seyredersiniz. Bir de bu yandan bakın şöyle. Vücudumun pozisyonuna. İşte o var. İşte o varayı aldım. İleriye usta çileyim. İşte okey. Ön tarafa gelmem lazım. İşte okey. Şu okey. Oyuz okey. Şu okey. Dikkat edin bak ayak kırık olacak. Fırlarken oyuz okey. Vuracağım. Onu tabii sporcular çok anlatıyorum ama ben de yapamıyorum açık konuşayım. Bunu yapan adam kendini aşmış demektir. Yani arka ayak yerde dönüşte hafif kırık olup ayağını uçuk gibi bastırarak fırlatıyorsan kendi mükemmel. Ya seyredin bakın kata hocalara dikkat etsin. Dünyanın en iyi katacıları seyredin. Ben açıkçası şu anda burayı ha bu adam çok güzel yaptı dediğim adam olmadı. Bir tuhaf yapıyorlar burayı. Bir tuhaf oluyor. Böyle yayla yayla gidiyor. Yaylanmaması için doğruyu anlaması lazım. Metin hatırlayacak Metin Sofoğlu. İlk takımdayken. Arka ayağı. Şuradan başlayalım. Bakın arkada ayağımı kırık basıyorum. Basıyorum ayağımı fırladırım o riski vuruyorum. Orada okyaydan çıkar gibi çıkacaksın. Ama bunu yapamıyoruz diyoruz ama şahsen ben de yapamıyorum fazla. Ama eğer sporcunun anlayıp yaparsa bir farkındalık oluşturur. Farklı bir katacı çizdiğini gösterir. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Bir daha tekrar ediyorum. İşte okey deneyim. Gelip ayağım zevk ustaşıdan başlamıyor. Hafif kırık. Bak bastığım an. Elim bastığım an çünkü bitecek. Ama çünkü biterken, çünkü net gösterirken ayağımı fırlatacak ve o yüzgeyi vuracağım. Tekrar aynı tarafa. Fırlatacak o yüzgeyi. Hala! Ay, tam burada. Evet. Şimdi arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar kusuretsiz kafalı katayı yapmaya çalıştık. Kendimize göre doğru olanları yapmaya çalıştık. İnşallah hatalarımız yoktur. Ama hatam yok diyorsa hatası var demektir. Hocam Aydın Yürür şey soruyor. Hocam şu tobalay aynı mesafeye zıplama değil mi diyor. Hangi mesafe? Bilmiyorum. Bak. Hocam şu tobalay aynı mesafeye Aydın. Zıplama değil mi? Aynı yerde ayak değiştiriyor Aydın'ım. Bak. Değiştirdi. Aydın'ım bak. Burada öne gitmiyorum. Aynı mesafe değil. Aynı mesafe derken aynı yerdeyim. Bak buradayım. Bak. Ayakların yeri değişecek. Gördün mü? Yani yerleri gitmeyecek. Sonra ileri adım atacağım.
Yani şu olmayacak hadi. Şöyle bir şey yapmadım ben yani. Geri gitmedim. Ayaklarım yer değişiyor. Unsuzda düşünün. Şu yer değişiyor. Burada da ayak değil. Biraz tabii öyle kayabiliyor. Çok da sorun değil. Yani burada ayak değiştirirken bakın. Şu ayağım diyelim şu hizada. Telliği koyalım buraya. Şöyle koyalım. Biraz ayağım da görünüyor mu? Şöyle. Görüyor musun be ayağım? Görüyor musun? Şimdi. Bak. Şimdi dikkat edin. Bak değiştiriyorum. Ya birkaç santim önde olabiliyor. Ya kadı kızın da var ya sorun değil. Aynı yeri gelmez zaten. Çok adım önlü olması yeter. Başka var mı? Yok. Evet. Yani böyle. Evet arkadaşlar. Tabii yapacağınız aslında ben şunu düşünüyorum. 26 şotakın kırtasının hepsini biliyorum. Tabii siz bilirsiniz biz de zaman zaman bazı şeyleri kaçırabiliyoruz ama bu çizilen katlar değil de ben bir dahaki hafta çizilmeyen bir kata seçeceğim. Ama siz derseniz külsünüz onu seçebilirim. Tabii şu ana kadar bir istek gelmedi. O zaman kendi isteğimi yapıyorum. Kanka şöyle yaptık. Bugün. Geçen hafta kumite vardı, kata yoktu. Bir hafta ne yapmıştık? Gankaku yapmıştık. Zor bir kataydı. Ondan önceki hafta MP yapmıştık vesaire. Ama bundan sonraki haftalar sporcuların kataları zaten aslında onlara seminer vermek lazım. Onlar işte bugün kampçodan bir şeyler aldılar muhakkak. Ama yeni bir kata öğrenmek daha heyecanlı olur düşünüyorum ben. Evet hocalarım. Kusurum varsa affola. Değerli sporcularım sizleri çok özledim. Çok kısa zamanda inşallah en kısa zamanda buluşacağız. Şimdi de Rıdvan'a bir komünye yapacağım. Yapacak inşallah Rıdvan. Bunu banttan verip hocamız Türk Karate TV'de yayınlayacak. Bir de Rıdvan'a bir komünyesi olacak. Bunu banttan vereceğiz. Hocamıza gönderecek. Hocamız yayınlayacak. YouTube'dan seyredin. Bir de arkadaşlar hem unutmadan söyleyeyim. Bu videoların tümünü YouTube'a yükledik şu anda. YouTube'da Turan Kaptan kanalına bakarsanız orada bunun çıkış çevirmesi var vesaire şu bu hepsi orada. Üye olursanız, abone olursanız hem daha kolay bulunma açısından iyi olur. Bütün sporcularına hem de tuşa basacak da abone olun. Yani para mara ödemiyorsunuz korkmayın. Abone olun. Abone sayısını yükseltelim oradan. Turan Kaptan'a YouTube'a girerseniz abone olursunuz. Ve abone olduktan sonra da bu videoları da oradan tekrar seyredersiniz. Hemen birazdan zaten Rıdvan bunu YouTube'a yükleyecek. Nasıl arkadaşlar? Allah'a emanet olun. Hayırlı zaman Ramazanlar. İnşallah ben hep şunu söyledim. Ayın 15'inde antrenman yapacağız. Şu an çalışma var. Diğer branşlar bazı şeyleri açmaya başladı. Öyle düşüneceğim var ki 15 olmasa da bu ayın sonuna doğru ben öneri sundum. Dedim ki sporcularımızı 5'erli 10'arlı salonun büyüklüğüne göre çağıralım. Zaten boşuz akşama kadar. Gündüz okulda yok. İşte sabah işte siz sporcular da duysunlar. Bu öneri sunmuştum ben arkadaşlara. Bakanla falan görüşeceklerdi. Ben diğer Karate 34'ten hocamız, Cengiz hocamıza öneri olarak sunmuştum. İşte inşallah şey olur. Beşerin ol grup gelirse ben gruplarımıza yazacağım. İşte sabah saat 10-11 arası kataç şu grubu gelsin. Hangisi herkes kağıtları bana üzerinden verecek. Ben onlara ders programı yapacağım. Oradan duyuru diyeceğim. Kulüplerde bu şekilde çocuklar antrenman yaptırabiliriz. Antrenmanın özlemi çekiyoruz hakikaten. Antrenman yapmayı, çocuklarla buluşmayı, sallama gidiyorum. 20 yaş altına sokağa çıkma hani hak günleri var ya o günlere rast getireceğiz mecbur. Fark etmez getiririz önemli değil. O sporculara özel bir maç bir şeye gidenlere zaten bunu açarlar ya zannediyorum. Tabii canım bir şey olur. İnşallah bu ay sonuna doğru biz bu işe başlayacağız diye düşünüyorum. Haber alırsak hemen ben arkadaşlara haber vereceğim zaten sporcularıma. Antrenmanlar başlatacağız. Bütün hoca arkadaşlarım da zaten heyecanla sporcularına antrenman yaptırmayı bekliyorlar. Allah'a rahmet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun.